Arkadaşlar merhaba. Umarım görüşmeyeli hepiniz iyisinizdir. Bugün yeni bir videoyla, yeni bir şarkıyla karşınızdayım. Bu sefer Türkçe bir şarkı seçtim. Anlamazdın. Bu Anlamazdın, Ayla Dikmen'in eski bir şarkısı aslında. Galiba bir aranjman da olabilir. Fransızca gibi bir dilden Türkçe'ye çevrilmiş de olabilir. Tam bilmiyorum, emin de değilim. O yüzden yanıltmak da istemiyorum. Türk halkı bu şarkıyı Issız Adam filminde daha çok tanıdı. Öyle bir film olmuştu bundan 10 sene evvel miydi, 15 sene evvel miydi? Yalnız yaşayan bir adamın hikayesini anlatıyordu. Zaten o filmden sonra yalnız yaşayan insanlara böyle bir ıssız adam benzetmesi yapılmaya başladı. Çok gereksiz, çünkü mesela ben de yalnız yaşıyorum ve yalnız yaşamayı seçen insanlar var. Neyse, bu konuya hiç girmeyeyim. Çok gereksiz olur. Şimdi ben bunun özellikle gitarını ve armoni yapısını inceleyeceğim ve notalarında bir enteresan durumlar olan yerler var. Onları inceleyeceğim. Ufaktan gitarımı elime alıyorum ve başlıyoruz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi ufaktan başlıyorum şarkıyı. Şarkı boyunca, zaten anlatmam boyunca sürekli nota bir yerlerde olacak ve siz de oradan bakacaksınız. Öncelikle şarkıda bir avtak giriş var. Avtak ne demekti? Eksik ölçüde diyebiliriz. Yani korkma sönmez. İstiklal Marşı'ndaki olduğu gibi, hani korkma sön... Ma'da başlar aslında şarkı ya. Burada da böyle bir durum var. Yani la si do re, orada başlıyor şarkı. Ama orada da la minör akoru olabilir yani. Da di da pam da ri ra ri ra ram. Şimdi arkadaşlar, şarkıya başlamadan önce, yani melodisinin notalarını göstermeden önce şu akorlardan bahsetmek istiyorum. Akor kalıbı hepimizin bildiği bir kalıp aslında. Da di da dam da ra ta da ri ra ri ra ran da ri ra ri ra ran da ri ra ri ra ran da ri ra ri ra ran. Arkadaşlar bakın, bu la minörden baz alırsak, ki zaten şarkının tonu la minör, dörtlü olarak ilerliyor. Yani la'dan sonra re minör geliyor, ondan sonra sol geliyor, sonra do, sonra fa. Buna dörtlü ilerleyiş. Yani bakın, la, la si do, re, re mi fa, sol, sol la si do, do re mi fa, fa sol la si, si do re mi. Dörtlü ilerleyiş ve tekrar la minörde karar veriyor. Arkadaşlar buna marş armonik dizilimi denir. Ve bu birçok şarkıda görülen, karşımıza çıkan bir durumdur. Bir kere bunu her zaman hatırlayalım. Yani bu bir kalıptır ve bu kalıbı hiçbir zaman unutmayın. Da bi ba pam da ri ra ri ra ra da ri ra ti ra ra da ri ra ri ra ra da ri ra ti ra ra gibi düşünürsek, bu ton biraz bana pes geliyor. Daha çok bayan tonu bu aslında. Şimdi bakın, burada arkadaşlar fa majörden sonra si minör 7 bemol 5 kullanıyorum. Size daha önce akorları anlatırken si eksik 5 demiştim ya, işte buna 7'li derecenin de eklenmesiyle arkadaşlar, si, re, fa, la'nın da eklenmesiyle si minör 7 bemol 5 isimli bir akor oluşuyor. Ve fa'dan sonra ve bu mutlaka mi'ye çözülüyor ve la minöre karar veriyor. Bunu hiç unutmayalım. Ritmini şöyle yapıyorum. Üst, 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 alt, alt, üst, üst. Da ri ra da da ri da ri ra ra 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 da ri da ri ra ra. Tamam mı arkadaşlar? Burada önemsenmesi gereken akor neymiş? Şuymuş. Yani sanki re majörü C'den basıyormuş gibi basıp küçük parmağımla da R'yi kapatıyorum. Tamam mı? Yani La, Re, Sol, Majör, Do majör. Ben bazen Do majörü şöyle de basıyorum. Fa majör, Si minör 7 bemol 5, Mi majör ve La minörle olayı bitiriyorum.
Sevilip de sevmedim re minör, sol mi majör, la la di la di la la, fa majör. Falımızda hasret var, yine si minör de bemol 5 ayrılık var, demedin mi? Tamam mı? Buradaki akorlar da böyle. Akorlar üzerine çok takılmayacağım. Dediğim gibi bu akorları zaten çoğunuzun bildiğini düşünüyorum. Bilmeyenlerin de yeni baştan başlamaları gerektiğini düşünüyorum. Şimdi notaları inceliyorum arkadaşlar. Ne demiştim? Eksik ölçü giriyor. Yani şu kısım R'de, bakın buradaki R'de giriyor. R. Şimdi R bir buçuk vuruşluk, yanında yarım vuruşluk bir Do var. Ondan sonra Re mi Re Do var. Bakın R'den sonraki Do'da diyez olduğu için ondan sonraki ölçünün sonuna kadar gelen Do'ların hepsi diyez. O zaman ne olacak? Bakın gördüğünüz gibi yine Do diyez var. Görüyor musunuz? Yani La Si Do Re Do Re Mi Re Do Re Do Re Mi Mi Re. Do majörün altına gelen Do'da zaten natürel işareti var. Orada Do'yu normal basıyorum. Tamam mı? Baştan alıyorum. Bakın Do natural. Burada mi majör olduğu için sol diyez, la si do la, da di da di da da. Mi majöre çünkü 5. derecesinde sol diyez olduğu için bunu daha önceki derslerde de anlatmıştım. Şimdi arkadaşlar aslında bakın genelde bu kalıba, marş armonik kalıbına merdiven dediğimiz melodiler oturur ki bu da merdiven bir melodi aslında. Yani bakın yine aynı melodi. Gördüğünüz gibi merdiven basit bir melodi arkadaşlar. Zaten taba göre çalıyorum. Altta da zaten notaların tabları var. Ardından da sözlerine girdiğimiz zaman sözler nasıl? S var tabii, yine bakın. S. S, la, si, do, la, do, la. Değil mi? S. Re 3 vuruşluk, yine S var. Sol diyez, mi majör çünkü. Bakın yine soller diyez orada. Tamam mı? Ben oradan alıyorum. S, la, si, do, la, do, la, mi, re. S. Pardon, re, do. Bir kez daha baştan alıyorum. S. S. Devam ediyorum. S. Yani üçüncü satırın üçüncü ölçüsünde arkadaşlar bir yeri ben farklı çalıyorum, farklı yazmış. Ama öyle olduğunu hiç inanamadım. Çünkü la si do la si mı mı. Ben orasını la si do la do la diye çalıyorum arkadaşlar. Şöyle ki es si mi do la si si so si la. Tamam mı? Ardından da burası bir kere daha tekrarlanıyor. Yani size ikinci satırdan itibaren üçüncü satırın üçüncü ölçüsünün sonuna kadar iki kere çalınıyor. Bakın şimdi çalıyorum size. Burası da melodisi. Ardından tekrardan başa geliyor. Kısmına geliyor. Burada ben çalarken ritim gitarda da şöyle bir şey yapıyorum. Bunu la si do'yu da pesten de yapıyorum aslında. Gibi.
gibi. Yani orada şunlar oturuyormuş gibi oluyor yani. Şeklinde arkadaşlar. Bu şarkı çok zor bir şarkı olduğunu düşünmüyorum. Hepinizin rahatça çalabileceği bir şarkı olduğunu düşünüyorum. Akorları ritim olarak aynı. Ha, ritim olarak bir sürü aksiyon yapabilirsiniz buna bu arada. Yani darira bam darira rirara tarararara darira rirara darira rira bam darira rirara tarararara tabarira tira piram tabarira tira piram tabarara taratam darira tam olabilir. Ya da tabari rapti rapiram tabari rapti rapiram da olabilir. Bu şeyi çaldım. B'sini çaldım. Darira bam darira rira bam darira rira ram darira rira ram darira rira ram darira rira ram darira rira ram. Bakın akora adını veren sesi ne yapıyordum? Baş parmağımla çekip şunu yapıyordum değil mi? Bu tekniği de ayrıca oturtmanızda yarar var diyorum. Ve bu kadarının yeterli olduğunu düşünüyorum. Notayı ve akorları incelediğiniz zaman çok rahat yaparsınız. İki tane dikkat edilmesi gereken husus var. Birisi buradaki akor diziliminin bir kalıp olması, bu kalıbın adının da marş armonik olması, dörtlü ilerleyişte diyebiliriz. İkincisi de şu akor. Bunun yerine bazı yerlerde re minör kullanıyorlar. Çünkü niye biliyor musunuz? Bir tek si eksik. Yani si re fa la var birinde, birinde de la re fa var. Yani vekil gibi kullanılabiliyor ama doğrusu bu. Daha işi bilenler bunu kullanır, daha yeni öğrenenler bunu kullanır. Çünkü bu biraz ters gelebilir. O yüzden sizin bu akora ağırlık vermeniz daha güzel olacaktır diyorum ve iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Şimdi gitarı bırakıyorum ve kapanış konuşmasını yapıyorum. Anladığınızı düşünüyorum şarkıyı. Evet arkadaşlar, bugün Ayla Dikmen'in söylemiş olduğu Issız Adam filminin müziği Anlamazdın'la biraz uğraştık. Biraz bir şeyler anlatmaya çalıştım o şarkı hakkında. Zor bir şarkı değil. Akorların geçişlerini doğru yaparsanız, akor dizilimine dikkat ederseniz, melodideki de diyezleri ve natürelleri de bir şekilde oturtabilirseniz, neydi kuralımız? Bir nota diyez alırsa ölçü bitene kadar o nota yine diyezi devam ediyor. Aksi bir işaret olmadıkça. Bunlara dikkat ederseniz şarkıyı rahatça çalmamanız için hiçbir sebep yok. Dediğim gibi bazı yerlerde de zaten onu şarkıyı anlatırken söyledim. Bir yerde aslında 3. satırın son ölçüsünde do la do la diye çalıyorum ben. Benim kulağım öyle oturmuş ama orada si la şeklinde yazıyor. Ben onu oturtamadım kulağımda ama tekrardan yeni nota yazmaya da üşendiğim için onun üzerinden devam ettim. Diyeceklerim bu kadar. Şimdi önümüzdeki programda yine size yararlı olacak bir şey anlatacağım. Sonraki programda konuk alacağım. Ama arada geçen yaptığım gibi bazı bonuslar yayınlamaya çalışacağım. Takipçi sayımız organik olarak çok güzel artmakta. Çok acayip de güzel değil. Şu anda en son baktığımda 758 takipçiye ulaşmıştık. 800'e bir an önce 1000'e ulaşmayı çok istiyorum aslında. Bunun için de sizin desteklerinizi istiyorum. Onun dışında kendinize iyi bakın. Müzikle kalın, çalışın. Bana yazın. Bütün iletişim adreslerini aşağıya yazıyorum zaten. Yorum yapın, like yapın. Abone değilseniz zaten abone olun. Yani abone olmadan bunu izlemeyin lütfen. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.